genel izleyici için uygundur. Mehmet Özerli Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, bomba gibi bir bölüm çünkü çok harika bir konumuz var değil mi Gülen? Evet, çok teşekkürler. Her geldiğinde bütün enerjisiyle, bütün pozitifliğiyle hep renk katan, hep uğurlu gelen... Ne tatlısınız. ...sevgili Sahrap Soysal gelmiş efendim. Hoş bulduk efendim, çok memnun oldum. Öncelikle yarın Anneler Günü. Evet. Öncelikle sizin de bir Anneler Günü'nüz ve Gülen Ayın da Anneler Günü'nüz. İkinizi birden kutlamak istiyorum. Vallahi. Bunu size böyle ortak bir şekilde hediye ettik. Çok teşekkür ederiz. Mahcup ettiniz bizi Gülen Ayın. Evet. Bu arada tabii sizin de izninizde de herkesin, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Dünyanın en kutsal mesleği bile denilebilecek bir şey bence annelik. O yüzden tabii ki en başta kendi annemi, kız kardeşimi de kutluyorum. Onu da unutmayayım. Evet. İnşallah yani hep annelerimize iyi bakarız. Hep sahip çıkarız. Çok teşekkür ederim. Ay bak biliyor musunuz? Gözleri doldu. Hepimizin gözü doldu. Anne demek başka bir şey. Başka bir şey. Aynen öyle. Anne demek başka bir şey. Anne başka bir şey ama ben şunu da söylemek istiyorum. Hani doğuran doğurmayan ama kalbinde hep böyle sevgiyi, merhameti, vicdanı, hoşgörüyü ve sabrı hisseden her kadın bence annedir. Kesinlikle. O yüzden bütün kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok tatlısın. O zaman bu vesileyle bir de size bir mesaj gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Bir bakalım bakalım ekrana gelmiş. Bir bakalım ne gelmiş. Başta annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü çok kutluyorum. Hakkınız ödenmez. Size layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Sizi çok seviyoruz. Hepinizin Anneler Günü kutlu olsun. Öpüyoruz. Anneciğim merhabalar. Senin ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz buradan. Annelerin hayatımızda yeri çok ayrı ve özel. O yüzden hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz ve çok, çok öpüyoruz, öpüyoruz buradan. Ay ne tatlı. Ay şimdi ağlayacağım. Biz de böyle bir sürpriz yapmak istedik işte. Ay çok. Ay ben çok de teşekkürler yani. Hiç. Yani sevgili gelin kızımı da gördüm. Onu da çok seviyorum. Çok teşekkürler. Siz çok ince insanlarsınız. Ben o yüzden de Fox TV'ye her geldiğimde neşe içinde geliyorum. Ama zaten bu kanalın da insan ruhundan anlıyorsunuz. Kapıdaki güvenliğinden tüm çalışanlara kadar sizi o kadar çok seviyorlar. Ben de öyle. Ben de çok seviyorum. Ben çiçeği artık kenara koyayım. Ben artık çiçeği bir kenara koyalım. Çok teşekkürler. Hatta onu gönderir sonra suya da koyduralım solmasın. Şimdi İftar menümüz var. Evet. Madem öyle biz de sana bir sürpriz yapmak istiyoruz. Ben Hayriye Hanım'ı arayacağız. Hayriye Hanım'la telefonla bağlanmak istiyoruz. Çok tatlı bir evlat o da. Evet. Mehmet. Şu anda çok geçirdim ben de. Gözlerin doldu harikasın. Ay. Evet, Memo'cum. Anne bak sen gelemedin ama yine çok kıymetli birisi geldi. Sahra abla geldi. Heyecandan kalbim durmayacak eminim. Umarım önümüzdeki yıllarda da bu keyifle kutlarsınız bu nazik insanlarla ve bu kanalda olursun. Yani çok candan diliyorum bunu. Ama Anneler Günü'nü kutluyoruz efendim buradan. Bak Gülen Ay, Sahra abla hep beraber. Bütün buradaki ekipte. Canım hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani çok acayip bir mutluluk bu. Benim için de çok oldu. Hakikaten. Düşünmek beni orada seslendiriyor olmak, kendimi seslendiriyor olmak. Yani hepsi artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. çok mutlu oldum. Sadece annelerin Anneler Günü'nü kutlamıyoruz tabii. Eminim orada onu da söz etmiştiniz. Ondan da söz etmiştiniz. Doğru. Bir sürü insan, eğitim insanları. Onlar bunlar şunlar aileden sosyal yardımlarla annelik görevini yerine getiren bence
bütün kadınlarımızın günü kutlu olsun diyorum. Ne tatlı söylüyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Artık yemek yapacağız anne. Çok teşekkür ediyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Artık yemek pişireceğiz. Hadi bay bay. Sağ olun. Hepinizi çok sevgiyle öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Memo'cum seni de özellikle öpüyorum yanaklarından. Çok öpüyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne tatlı, ne tatlı bir peki Sahra abla, çok güzel başladık programı. Evet, biraz duygulandık. Vallahi, böyle gözlerimiz iyi de doldu. Oldu, ben de gözüm evet, doldu. Evet, hepimizin. Ama öyle. Şunu biliyorum ki sen bize çok güzel bir iftar menüsü hazırladın. Evet, doğru. Çok güzel tarifler yapacağız. Ay ne tatlısın. Hepsinin de hikayesi var. Evet, hikayesiz yok. Bütün yapacağımız tariflerinde. Doğru, doğru. Önce bir çorba yapacağız. Ne yapacağız? Bir anlatalım, sonra yapmaya başlarız. Bu doydoy çorbası, Alzheimer. Doydoy çorbası. Doydoy çorbası. Bir kitap hazırlıyordu ve yemek yarışması yaptılar. Alzheimer hastalar için, Alzheimer'lı bu doydoy çorbasını yaptılar. Yani beyin gelişiminde çok etkisi olan. Malzemelerle bakınca çok güzel. Tarhana var bir kere, kırmızı mercimek var. Uyumu da müthiş, arpa şehriyeyle filan. Bu doydoy çorbası. Bu doydoy çorbası. Ben de bir de tam iftarlık bir çorba bu. Bence. İftar menüsü için de uygun. Pekala. Sonra anneler günü dedik, anne köftesi. Anne köftesi. Anne köftesi her zaman çok güzel olur ya. En güzel köfte. Bence de. Herkesin en sevdiği köfte. Kendi anne köftesidir. Bir anne köftesi yapacağız. Bunu bir de galiba fırında yapacağız hem de. Şimdi, pratik de bir tarif. Şöyle bir de anneler şimdi köfteyi yanına hep bir şey yaparlar evet. Ya. Yalnız vermezler. Tabii. Patates püresi gibi bir şey hazırlayıp altına koyalım. Oh, köfteleri üzerine dizelim. Bir de senin de çok sevdiğin tarhanalı bir sos yapalım. Bir şey söyleyeyim. Ben bu tarhanalı sosları ikimiz de biliyorsunuz çok kullanıyoruz. İkimiz. Bütün et yemeklerini, tavuk yemeklerini her şeyle kullanabilen bir şey. Bir sen bir ben zaten kullanıyorum. Bu tarhana bizim Türk mutfağının en büyük icatlarından biri çok bence. Çok doğru. Hem doğru. Bağlayıcı bir şey de çok var. Doğru, sos çok doğru. Getirici. Hem de çok faydalı bir şey. Çok faydalı. Besleyici. Evet. Bir de çok şu anda moda bir tatlı yapacağız. Evet. Ayol bunu herkes. Değil mi? Bizim oğlan bütün evdekiler bize soğuk sütlü baklava evladım diyorum. 40 yıllık sütlü Nuriye bu. 40 yıllık sütlü Nuriye'yi sütlü baklava yaptılar. Ama çok şey, popüler. Bir de herhalde yani evlerde de yapılabilecek pratik. Çok pratik. Bu da pratik oldu. Bence muhteşem bir iftar menüsü oldu şu anda. Çorbası, ana yemeği. Evet. Yanındaki püresiyle müresiyle ve tatlısı harikulade bir dört başı mamur. Bence de öyle. İftar menüsü oldu. Bence de öyle. İstiyorsanız şu tatlıyı siz anlatarak tamam. Başlayın. Tamam. Ben de orada soğan muğan doğrarım. Tamam. Öncelikle içindeki yağlarını aslında eritelim. Çünkü yani böyle eritelim. Kat kat yağ süreceğiz. Evet. Şerbetini en son. En son yaparız. Çünkü kaynatmayacağız zaten. Çıkar, değil mi? Evet. Soğuk değil mi bu sonuçta? Çünkü bir şeker evet, erisin diyor. Şeker sütlü erisin bir şerbet. Evet, sadece sütlü bir şerbet hazırlayacağız aslında. Altını da yakıyorum altını ben. Altını şöyle yakalım. Şöyle sen biliyorsun. Hemen. Onu tamam. Diyorum Mehmet. Sen çok mu modaymış şimdi bu? Ayol evet, bu. Çok modaymış. Bizim oğlan bir de üzerine böyle kakaolar serpiyorlar. Allah. Efendim çikolatalar rendeliyorlar. Güzel bir şey evet. Olacak kesin güzel, bunu yani. Güzel güzel. Gençler de çok bir seviyor. Bir de hafif de olacak esas hafif sütlü olduğu için. Evet doğru. Bir de bir şey daha söyleyeceğim çocuklar size. Ben bunu yıllarca tecrübe ettim. Sütlü bir şerbet hazırlarsanız şekeri çok azaltıyorsun. Evet. Tabii bak, tabii, tabii, buçuk, tabii. 3,5 bardak süte 1,5 bardak bir bardak şeker de olabilir. Evet. Bak, şimdi suyla hazırlasan dolduracak. Sara abla geçen gün Gülenay çok güzel bir keşif yaptı. Keşif dediğim bana iyi enteresan geldi yani güzel oldu ama. Güllaç yaptık burada evet, geçen bölümlerden birinde. Evet. Güllaçın içine gül suyu yerine Hindistan cevizi tozu koydu. Güzel. Çok bence yaratıcı bir tarif. Bir hem bir kolaylaştırıyor oldu. Da aslında. Evet, çok akıllıca bir şey geldi çok bana. Çok doğru. Yani. Evet. Ben bir de bir şey daha söyleyeyim. Salep de yakışıyor. Evet salep. Ha, salep de olur. Güllaç da. Salep de çok güzel olur. Hatta evet. Böyle biraz sarartalım güllaçı. Evet. Zerdeçal kadar. Evet yani, her şey olabilir. Bunlar işte yani mutfakta deneye deneye hep bir şeyler. Keşiflerimiz olacak. Keşiflerimiz oluyor. Zerdeçal dedim ben sana getirdim Azerbaycan'dan. Çantamda zaten kaldı. Zerdeçal getirdim sana. En son getirdiğinizde de yine ben hala onu kullanıyorum. Daha birazcık var içinde. Sarı kök diyorlar. Azerbaycanlar bayılıyor. Efendim selam olsun Azerbaycan'a da buradan. Evet buradan evet. Azerbaycan'a selam. Ya siz bir o kadar çok seviliyorsunuz orada. O kadar ben, bir ben de onları rağbet çok seviyorum. Ki. Çok bu çorbanı seviyorum. Ben soğanlarını doğradım. Sen doğra. Çok iyisin. Harikasın. Bunun altını birazcık yağlayacağım. Bir taraftan da patates püresini mi yapayım? Bir taraftan patates püresini yapalım. Köfteye başlayalım. Bir öyle bir öyle. Tamam ben yavaş yavaş yapıyorum. Sen başla. Efendim bu baklava yufkaları. Gülenay ben iki yapıyorum. Tamam. Tek. Daha iyi çok iyi ağır geliyor o iş bana. Yağla bir kat. Yağla. Tamam. Hadi zaman. Şimdi. Bir tane koyduk. Şimdi yağlıyoruz. Efendim ikişer ikişer yapın. Pösteki sayar gibi bunları sayıp koyuyoruz. Ben tek koyamıyorum. Artık yaşlandım diyorum. Gözüm de görmüyor. Bir şey söyleyeyim mi? İki. Ben, zaten yaşlanmadınız da siz yaşlanmazsınız zaten yani. Ben değil mi? İmkansız gönlüm, bir şey. Gönlüm çok imkansız. Hep bir
enerjini hep. Fakat ya diyorum demin, ya. Demin dışarıda anlatıyordunuz ya. Oğlanlar sabah sabah bank. Ay anlatana ne oluyor? Ay oğlan ben şimdi sabahleyin böyle hakikaten bu içimden geliyor. Düşünü kal. Oğlanlar şöyle bir yavaş anne bir dur anne bir diyor. Dur. Doktor zaten beni görüyor benim ameliyatım var diyor. Ya kaçıyor zaten. Evde böyle bir durum. Bazen tuhaf hissediyorum ama olsun olsun. Neşeli olmak bana iyi geliyor. Yok canım siz değişemezsiniz zaten. Evet yani. Bence de öyle. Öyle. Allah herkese neşeli, sağlıklı, moralli günler versin. Sen bu patates püresini yapacağız ya altına. Bravo. Ne koyacağız içine bunu? Şimdi bunun içine patatesi püre haline getiriyoruz. Tamam getireceğim şimdi şundan getiriyorum. Pekala onun içine maydanoz koyalım. Peki. Ne koyalım birazcık böyle zeytinyağı gezdirelim. Peki tereyağı mereyağı koymuyoruz bir şey değil mi? Tereyağı falan koymuyoruz. Süt de koymuyoruz. Süt de koymuyoruz. Tamam, okay. Amacım ne biliyor musun? Şimdi bizim fırın kabımız neredeydi? Ha şurada. Şimdi arkada. Bak şimdi. Onun altını kapatacak şekilde. Anneleri bugün yormak istemiyorum. Anladım. Köfteyi de çok seviyoruz. Evet. Anne köftesi. Şöyle bir fırın kabının altına patatesi köfte tamam. Gibi de yapabilirsiniz. Ama püre gibi de yapabilirsiniz. Tamam ben de hafif ezeceğim. Böyle hafif mashed potatoes gibi yapacağım. Yani tamam nasıl istersin? Hafif taneli hafif püre gibi yapacağım. Sen bilirsin tamam. Bu işleri hayatım. Estağfurullah. Sonra köfteleri koyup sosunu döküp fırına. Tamam. Anneleri yormayalım. Sosu da ayrı bir yerde yapacağız. Evet sosu da çırpıp pişirmeden koyacağız. Üstüne tamam. Dökeceğiz. Ay, çok güzel bir tarif bu. Çok. Bence de öyle. Çık evet. Diye yap gitsin ne şey yani. Aynen anneleri bugün yormayalım böyle. Ne tencere pratik... kirlet ne bir şey aynen. Kirlet. Aynen bulaşığımız çok olmasın. Evet. Hülenay harikasın hemen. Yavrum. Ha onu söyleyelim. Mesela bir baklava yufkasında yaklaşık diyelim ki 40-50 tane oluyor. Evet. Bence böyle 40 tane baklava yufkası yeter. Yeter. 26'a 23'te yapalım. Tamam. Çok da kalın olmasın. Evet, bence evet. De gerek yok. Gerçi bakar mısın şunlar kağıt gibi evet. Ben bir şey söyleyeyim bu tarifi ben deneyeceğim evde. Değil mi? Bu gençler evet. De çok seviyor. Herkes sever bunu. Hafif de yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bunun adı Sütlü Nuriye. Evet tabii. Bunun bir evet. Hikayesi var. Bu Sütlü Nuriye niye çıkmış? Sene 1980. Sıkı yönetim var Türkiye'de. Tabii evet. Benim yaşım icabı. Ben de hatırlıyorum. Ben de küçük değilim yani. Estağfurullah. Ben de henüz ODTÜ'yü yeni bitirmişim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni. Ama işte böyle bir sıkı yönetim dönemi. Özellikle fıstık satışında bir zorluk var. Şekerde de bir zorluk var. İstanbul'a tabii hele... Tabii şeker konukları falan olurdu zaten. Evet. İstanbul'a hele fıstık hiç girmiyor Antep'ten. Ne yapmışlar? Tatlıcılar düşünmüşler. Böyle bir şey gelişti. Böyle bir sütle bir şerbet yapıp içine de badem ya da fındık koyup evet. Sütlü Nuriye yapmışlar. Çok da akıllıca iyi de yapmışlar yani. Biz buna sıkı yönetim tatlısı diyoruz. İyi de yapmışlar. Evet, bir şey söyleyeceğim. Kaşar peynir köfteye mi girecek? Bence. Kaşar peynir köfteye mi girecek patatesi mi? Kaşar peynirini en üste serpiliriz. Tamam. Ya da sen nasıl istersen. Yok yok sizinkini gibi yapalım. Peki benimki evet, gibi. Tamam. Şimdi gelelim. Fıstık da vardı evet, değil mi? Fıstık da fıstığı vardı. En sonunda evet, üstüne tamam. Koyalım. Pahalı fıstık. Bizim tatlımız evet. Biraz zengin iş oldu. Evet. Yalnız fıstık pahalı yok hepsini kullanmayalım. Yani fıstığın inanılmaz fiyatı. Yani bizim bu arada tabii evet, çok iyi Gaziantep Belediyesi'yle ve Doğa'yla sevgili Doğa Şef'le evet. Çok iyi ilişkilerimiz olduğu için biz fıstık konusunda biraz bonkör olabiliyoruz yani. O zaman sevgili Doğa Şef'im. Doğa'ya da tekrar teşekkür ederim fıstıklar için. Fıstık çok pahalı. Evet. Ben de senden fıstık tozunu istiyorum. Sadece süslemek için ama gerçekten çok pahalı. Şimdi tamam. 20. yufkanın üzerine fındıkla doldurduk. Badem de olabilir. Sütlü şimdi Nuriye, yeniden yağlıyorum. Tekrar Sütlü Nuriye bademle de evet. Yapılırmış. Fıstıkla da tabii ben cevizciyim Gülenay. Ben de cevizciyim. Severim. Evet. Ben de hiç cevizci değilim. Ben de cevizciyimdir. Sen nerelisin? Ben Karadenizliyim. Ben de Karadenizliyim. Ha işte bak. Ben fındık oluyum. Bizde zaten ya cevizli ya fındıklıdır. Evet. Fıstık bizde Allah Allah. Tabii hiç evet. O yüzden fıstıklı çok alırız. Aynen öyle. Doğayı da çok seviyorum. Biz Karadenizliler. Biz Karadenizler ya fındık yeriz ya da ceviz. Ben de çok severim. Şimdi evet. 20 katta üstüne tamam. Bir taraftan da gel ben şerbetimi de hazırlayayım. Şimdi bunun üzerine 3,5 su bardağı kadar sütümüz vardı harika koyduk. Bunun üstüne 1,5 su bardağı da şekerimiz var. Şekerim Mehmet var. Ve Gülenay size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu şekeri azaltmamız lazım yavrum. Zehir diyorlar ya işte. Evet. Ben de o yüzden böyle hurma şurubu olabiliyor. Hmm. Evet. Bir de ben elma konsantresi kullandım. Aa, aklınızda evet, olsun. Evet o da çok. Çok iyi. Elmadan, i̇yi bir fikir o da. Elmadan evet. Şeker. Elma konsantresi de çok iyi fikir. Bir de hurmayı da püre yapıp bunun içine tabii yani evet. Hurmayı sıcak suda bekletip ondan sonra bir mutfak odasına çıkıp tabii. Ama işte rengi o zaman sütün koyu birazcık, oluyor. Evet koyu oluyor. İnsanlar sevmiyor ama şekeri mümkün olduğunca azaltmaya evet. Çalışalım. Tuzda zarar yok. Tuz biliyorsun.
tuzu kızmıyorlar ama şekeri kızıyorlar. Yani iyi tuz yani iyi deniz tuzu falan. Evet. Çankırı tuzu. Çankırı. Evet. Onlar iyi bir şey hakikaten. Bence de ama bu şekeri azaltalım. Şimdi zaten şerbeti biz kaynatmıyoruz. Sadece ısıtacağız. Evet. Şeker erisin diye. Şeker erisin. Altını söndüreceğiz bu kadar. Vanilya da katayım ben buna. Şurada hemen. Nerede vanilya? Süpersin, süpersin. Şöyle vanilya da katalım hani güzel koksun. Evet. Nisler sütlü, gibi. Evet, sütlü Nuriye'nin efendim modern versiyonu, popüler versiyonu. Şuradan ben bir tane sıkıcı alabilir miyim? Sen şimdi ne yaptın? Spatulayla şunu yayacağım. Sana bakacağım. Ben ne yaptım? Patatesleri püre yaptım. Zeytinyağı koydum az bir şey içinde. Çok tuz güzel. Koydum, karabiber koydum. İşte bu. Bunu annelere böyle, kolaylık olsun. Aynen şöyle yerleştiriyorum. Aynı bir kapta püre yapmasınlar diye. Çok da güzel olacak. Köftenin sosu da püreye çekeceği için. İşte onun için çok dedim. Çok lezzetli olacak. Bunu böyle yaptım. Şimdi i̇şte köfte yoğuracağım. İşte bu. Şimdi köfte. Tamam köfteyi de yoğuracağım şimdi. Evet köfte yoğuracağız. Bu kenarda dursun. Zaten soğanı rendelemişiz. Evet evet. Tamam harikasın. Orada püf noktası gösteririz tamam. Anne köftesinde. Şimdi evet. Bunları harikayız. Ben de şunu birazcık karıştırıyorum. Sütlü Nuriye. Evet. Valla pıtır 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 da yaptınız herhalde bir dakika daha. Şaka evet. Bakar herhalde. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi buyurun. Çocuklar anne bu çok moda. Hı. Bize yap diyorlar. Evladım diyorum bu sütlü Nuri. Evet benim sütlü Nuri. Doktor diyorum ama eşimin adı Nuri. Yıllardan beri ben ona espri yaparım. Sana yani, bir sütlü Nuri lazım diye aklıma geldi. Yani iyi yapılan mesela şimdi marka veremiyoruz tabii burada ama. Evet. Bir tanesi mesela İstanbul'da müthiş yapıyor. Çok iyi yapıyor. Müthiş yapıyor yani hakikaten tadından yenmeyecek bir şekilde yapıyor. Yani hem sütlü tatlı seviyorsanız evet. Hem, evet. Hem baklava seviyorsanız bence sütlü soğuk baklava evet. Diyor. Sütlü Nuriye müthiş. Kesinlikle. Yıllar geçti sütlü Nuriye'yi tekrar odaya çıkardık evet. Öyle yumurta diyorum. Yumurta falan yani. Koymuyoruz değil mi sarapakla? Yumurtanın akını koyuyoruz. Ama, şimdi bu Suzan kardeş Makedonyalı. Evet. Onun ben bir kere daha söylemiştim onlarla ya. Onlarla Balkanlar biliyorsun köftede. Balkanlar köftede çok iyiler. Bu yine Suzan kardeşin köftesi. Fırında inanılmaz böyle kabarıyor ve şişiyor. Oh, o yüzden soğanın rendesi, bir adet yumurtanın akı, bir su bardağı kadar böyle ekmek içi ya da un da olabilir. Neyse onu alırız, un da katabiliriz. Burada yok ama un yok, da katabiliriz. Yok isteriz ama. İsteriz ne olacak? Evet böyle unumuzdan da alırız. Ya da şurada ekmek var ondan koysam. Tamam bundan koyalım. Gel bunların içinden evet. Koyalım birazcık. İşte bitti. Kabuğunu koymayalım. Kabuğunu koymuyorum zaten. Üfeleyelim böyle. Ufalayalım. Üfeleyelim. Üfeleyelim güzel yapmış. Üfeleyelim için. Bunun özelliği bu köfteyi Suzan kardeşten öğrendim ya. Hem de biraz bereketlendirir köfteye ekmek de koymak. Elbette. Zaten. Bunun özelliği bir kere en sonunda bir su bardağı kadar da maden suyu. Yani soda. Orada duruyor sodamız. Evet. İkisi de aynı şey. Şimdi buna karbonat da katacağız. Tamam. Zaten sodaları koymak yani karbonat koyunca onu daha karbonat aktif hale getirecek. Karbonat da çok fark ettiriyor. Buna karbonat da koyacağız. Sonra buna bir de maydanozumuz vardı. Biraz maydanozu koyacağız. Maydanoz, ben bayılırım maydanozu köfte. Bravo. Yani maydanozu genelde dışarıda çok sevmiyorlar ama köfte içinde yok, iyi yok, oluyor bende. Bence. Köftemiz anne çok. Köftesinin bence olmazsa tabii o maydanoz da olur şey yani. Yani maydanoz, ekmek içi. Aynen. Hepsi. Aynen katılıyorum. Anneler. Ben tuz koydum sana baba aklınızda olsun. Anneler karabiberi çok severler. Tamam onu da koyalım. Efendim biz karabibere bayılırız. Yumurta akını da koyuyorum. Yumurta akını da koyuyoruz. Harikasın. Tamam. Başka ne evet. Koyacağız? Ekmek içinde kimyon koyduk. Kimyon koyacak mıyız? Kimyonumuz nerede? Şurada. Orada. Kimyonumuzu da alalım. Bunu da koydum. Onu da koydun. Harikasın. Tamam. Kimyon köftenin ayrılmaz eşlikçisi. Bir de çocuklar şöyle bir şey Anadolu'da var. Baharat yemeğin ziynetidir derler. Evet. Biber mi koyacak mıyız? Biraz pul biber de. Yani baharatsız yemek lezzetsiz oluyor. Tabii baharat sonuçta zenginleştiriyor tatları. Zenginleştiriyor tadını farklılaştırıyor. Şimdi Mehmet buna maden suyu soda. Tamam i̇şte, burada o. Foş peki, diye. Hepsini koyayım mı yoksa? Hepsini koy. Koyayım peki. Evet. Yani, tamam. Sen koy. Karbonatımızı da koyduk. Ben yoruyorum artık. Süper. Bak foşlamaya evet. Başladı. Evet tabii çünkü şimdi aktif oluyor. Şimdi bu fırına girecek ne kadar güzel olacak. Yo, ben biraz muhteşem bir köfte olacak bu. Sulu gibi geliyor ama hiç tamam, öyle ben değil. Ben yoğururum. Hadi yoğuralım. Pekala. Biz ben burayı tamamladım. Şimdi evet. Gülenay en önemlisi güzel yavrum bunu böyle keskin bir bıçakla kesmek. Evet. Değil mi? Kenarlarını da içine aldı. Evet o çok önemli. Yani kenarlarını tepside. Bunu böyle bölerek de yapabilirler. Hiç bunu yapmak sorun değil zaten. Tamamdır. Sen böyle böyle kesiyorum bunları. Tamam harikasın. Abla ben de şey göstereyim mi size? Köftenin oldu yani köfte. Aa bak gördüm. Gayet güzel toparladı ya. Bir su bardağı bir şişe maden suyu koyduk. Evet, gördüğünüz ya, gibi öyle gayet çık güzel çık. Oldu. Bence de öyle. Şimdi ben bunu ne kadar büyüklükte böyle birazcık ama sulu köftenin biraz büyüğü tamam. Yapalım mı? Ceviz gibi.
Çabuklu ceviz gibi tamam, olsun. Okay. Tamam. Böyle gösterişli. Sonra da bunu yaparız. Bunun üzerine dizeriz. En son sosunu da yapıp. Bir sosu gösteririz. Sonra da fırınlarız. Ondan aynen sonra öyle. Da çorbaya başlarız. Zaten. Aynen öyle. Tamam. Bu arada şerbetime bakıyorum. Bak şeker eridi. Evet. İşte bu. Şerbeti hiç kaynatmaya gerek yok. Sütle şekeri eritene kadar ısıttık. Artık ondan sonra altını söndüreceğiz. Biraz daha yağ alayım. Hatta ben sana daha dökelim böyle evde direkt? Ben sabırsızım tamam. Ya Gülenay. Ben evde yaparken kalan yağı da şöyle öyle. Üzerine gez. Çünkü bu tereyağı aslında sade yağla yaparlar. Evet. Yani bir de bu ya, aslında sade yine, yağ. Yine doğaya geldik. Doğanın kulakları çınlatacağım da. Bir sade yağ getirmiş bir de gelin kendi bir sürü. Evet. Ama kalmadı mı elinizde? Kalmadı. Kalmamıştır herhalde. O kadar çok kullandık ya. Bol bol yağ koyduk her şeye. Çünkü Antep'te de öyledir. Yani bunun aslında esas lezzetini sade yağ da veriyor. Tabii. Bulabilirseniz sade yağ. Şimdi artık satılıyor galiba sade yağ. Evet İstanbul'da satılıyor artık. Satılıyor. Yani insanlar eskiden çok bilmiyordu sade yağ. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Hemen şunu veriyorum. Şu bir su, onun içine biraz su koysanız ben evet, ellerimi veriyorum. Satabilirsem. Veriyorum hemencecik. Suyumuzu da verelim. Elini batır oraya evet, sen. Evet, elimi arada batırabilirsem. Şimdi böyle çocuklar iri iri köfteyi seviyorlar. Böyle. Ben de seviyorum valla. Böyle şey, biliyor musun buna İtalyanlar polpetti köfte evet, diyor. Evet, tabii. Polpetti, aman. Hatta aman. Bazen onlar biliyorsunuz ortasında mozzarella falan da dolduruyorlar. Yani İtalyanlar... Köfte haricinde evet. Parmesan da koyarlar. Mesela parmesan yakışıyor aslında. Çok. Yani İtalyanlar köfteyi çok meşhur ettiler dünyada. Yine biz edemedik ama bizim köftelerimiz de... Balkanların köfteleri de. Çok yani güzel. Şimdi Suzan kardeşler aldın diyorsun evet. Bu tarifini. Evet, bu Balkan tarifi zaten. Balkanlarda da nasıl köfte yaparlar? Muazzam. Bence en olur. Lezzetli. Et de eti güzel de güzel. Osmanlı'nın eti de oradan. Bir de tabii şey de var sana baba. Yani iyi köfte için birazcık yağlı olacak kıyma. Bence de. Yani hiç yağsız kıymadan köfte güzel olmuyor bir zaten. Bir de dana döş tek çekim. Evet. Dana aynen. Döş tek çekim. Dana hep aynen. Bunu söylüyoruz. Biraz hafif yağlı olsun. Aynen. Bir de fırında da dana döş tek çekim hafif yağlı köfte çok daha lezzetli aynen öyle. Olur. Şimdi harikasın. Şimdi bu da oldu. Oldu bunu. Bir atalım bence fırına veriyorum. Hadi verelim. Bir kızarsın şöyle evet. Nar gibi görelim soğuk onu. Soğuk baklavamız. Ben... Dur sütün de altını söndürüyorum. Sütle karışmıştı şeker herhalde. Şimdi karıştı. Artık bu da kaynatmadan alıyoruz. Bu da pişti. Harikayız. Bu da hazır. Üzerine en sonunda böyle bir şeyler daha yapacağız. Şimdi sos yapacağız biraz sonra. Harika. Ha ona sos için dur ben bir kap getireyim. Şurada sana. Hemen verebilir size. Ben. Böyle cam bir kap ki gösterelim de. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana Mehmet. Buyurun. Ben şeyde Ege bölgesinde Anadolu çekimleri yaparken Denizli'nin bazı köylerinde şöyle gördüm. Tavuğu haşlıyorlar, tarhanaya bulayıp kızartıyorlar. Tabii. Şinitsel gibi. Bir çeşit şey yapıyor, paneleme işlemini evet. Tarhana. Tabii tarhana çok lezzetli bir şey peki olduğu dedim, için. Peki dedim ben sordum, siz niye una batırmıyorsunuz? Dediler ki biz Sarp Hanım böyle elimizi attığımızda her zaman tarhana elimizde var. Olur. Biz yüzyıllardan beri eti tarhanaya bulayıp öyle kızartırız dediler. Bence o yüzden güzel. Bence de öyle. Hatta şimdi bu yabancı şefler falan geldikçe ve tarhanayı tanıdıkça Türkiye'ye... Ben çok bunu bu şekilde deniz mahsullerinde de kullandıklarını evet. Gördüm. Kızartmalarda, paneleme işlemlerinde yani. Çok doğru. Çünkü çok büyülü bir şey tarhana. Bizde olan bir şey bir de başka bir düşün yerde de. Düşün bu toprakların ürünü yani. Aynen öyle. Bu çok kadim bir lezzetti. Düşünün bunun içinde yoğurt var, biberler var, domates. Her şey salça var. Yani çok besleyici, müthiş çok. Bir şey. O yüzden tarhanayı ben salça yerine tarhana soslarda kullanıyorum. Ben de artık biraz çok kullanıyorum. Biraz salça da olur tabii. Ha, ikisi bir arada da olabilir. Hem biraz evet. Salça hem biraz şey de olabilir. Zaten tarhanayı sosla bir sen kullanıyorsun biber bir sen evet aynen öyle. Şimdi aynen. Mehmet buyurun. Bunun içine şimdi ben tabii bizim çocuklar yok. Kremayı da seviyor ya. Ha, krema mı o? O krema değil de labne katıyorum. Ha labne. Aa çok güzel. Evet yani krema da olur ama ben de labneciyim. Bakın değerli izleyiciler bir şey söyleyeceğim. Müthiş tarifler var. Kesinlikle. Ne yapayım kaçırmayın hakikaten bu tarifleri. Kaçırmamak için aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümlerde bütün bu tarifler hepsi Foxconn.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Harikasın. Sen de çok beğeniyorum. Çok lezzetli, elin çok lezzetli. Ya, el lezzetine inanıyorum hakikaten. Yo yo sende el lezzeti var. İnanıyorum bu kadar yıldır geliyorum yemeklerimizi yiyorum. Evet. Gülenay da tatlı da. Gülenay bana bir brownie yapmıştım bir keresinde. O neydi öyle? Yemelere doyamamıştım. Ben köfteni yaptım. Süpersin. Bak şimdi köfteler burada hazır. Altında püresi var.
İsterseniz böyle püre yapmayıp bunları da böyle köfte şeklinde yapıp da dizebilirsiniz. Evet. O da olabilir de. Evet. O da olabilir. Anneleri yormayalım böyle. En pratik bir şeyle yaptık esasında. Bence de öyle. Çok lezzetli olacak bu, ha. Bu köfteler hiç merak etmeyin. O kadar böyle sıkı köfteler olacak ki böyle tabii yumuşak. Tabii pişince zaten o. Pişince harika. Bir de şimdi ilk başta yüksek ısıdaki fırına koyarız, sonra düşürürüz ısısını. 200 dereceye evet, koyarız. Evet, 200'e koyarız şimdi. Ha, bu arada biz baklavayı kaça koyduk? 180'i mi koyduk? 190 çok uygun. Ama uzun daha anca zaten. Evet, ancak pişer diye. Tamam, 190-180 baklava için çok yeterli. Şimdi 2-3 kaşık kadar labne kremada koyabilirsiniz siz. Süt var. Bir de sütümüz var. İkiz, evet. Ay, çok harika bir şey oldu bu. Evet. Bu harika bir sos. Bu sosu bütün etlerinize, ben köftelerinize. Çok beğendim bu tarifini. Evet, buna bayılırsınız. Yapacağım yani. Tamam. Evde de. Ben evde biraz Antakya biber, böyle baş biber salçam var. Keşke getirsin. Bir tiketi şuradan ondan. Biraz salça koyayım istiyorsan. Birazcık koyalım. Şu çorbanın salçasından bir parça koyalım. Çok az da süt koyalım. Tuz koyuyorum. Tamam. Tuzcu başı ben. Karabiber. Kırmızı evet. Birazcık da karabiber. Bu şahane bir sos. Bütün etlerinizi. Bu tarhanalı sosu kullanabilirsiniz. Harikası. En sonun üzerine kaşar galiba. Evet. Artık bu sosu fırına verdiğiniz her yemeğin üzerine dökebilirsiniz. Bu sos bunu pişirecek, tabii, lezzet tabii katacak, bu sosu emecek sonra. Ay, bunun üzerine de çok kaşar peyniri ya da işte neyse ne? Mozzarella, çedarı da. Sert peynirler olabilir. Evet, çedarı da seviyorlar. Çedar gençler peynir, gençler çedarcı, sarı çedarcı. Şimdi oldu, bunu artık fırına verebiliriz. Harikayız. Onları alayım. Çok güzel. O da gitti, sıraya geldi. Doydoy çorbamız. Nasılsınız evet anneler? Evet. İstiyorsanız doydoy çorbasına başlamadan hemen şey yapalım mı? Tatlı anneleri. Annelere bir selam, bir daha evet gönderelim. Bir daha verelim. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Allah hep güzel günler versin. Annelerin amin değeri amin bir başka. Amin. Kadınlar çok özel. Çok. Kadın varsa evet hep hayat vardır. Kesinlikle diyorum. Aynen kadın öyle hayata. Keyfi katan da kadın yani. Ben şimdi evde de fark ediyorum mesela. Biz erkekler evi ya. Ben tam kalkıp, erkekler evsin evde. Evet. Ben kalkıp etrafı böyle bir heyecanlandırmayınca hepsi oturuyor. Evet. Ben bir kalkıyorum hadi ayağa kahvaltı yap. Siz zaten yaparsınız onu da yani. Bütün hanımları, bütün kadınları çok seviyoruz. Biz de. Yanaklarınızdan öpüyoruz. İyi ki varlar. Kadınlarımızı çok seviyoruz. Bir de üretici kadınlarımıza bir evet şey. Bir de ona dem vuralım. Hakikaten çok önemli bir şey. Ben kadın kooperatiflerine çok önem veriyorum. Evet. Türkiye'de 68-70 tane kadın kooperatif var. Kadın üreticileri çok seviyorum. El emeği, göz nuru, ürettikleri her şey birbirinden lezzetli. Hep onlara destek vermek istiyorum. Ya, kadının eli, hani kadın eli değmek diye bir şey vardır ya. Evet. Ya o önemli bir şey hakikaten. Bence ben mesela şeyde de çok ona önem veriyorum. Hani ben ilk mesleğe başladığım yıllarda mesela hiç kadın şef olmazdı mutfaklarda. Doğru, doğru. Hiç barınamazdı zaten. Çok yani doğru. Lisanları bile insanların daha çok kabasa böyle. Çok doğru. Kadınlar ve bu okullar açıldıkça kadınlar bu sektöre girince bütün yapılan işlerin kalitesi, hijyenik anlamdaki gelişim, yani kadın eli mutfağa değmesiyle beraber, profesyonel mutfaklara değmesiyle beraber çok değişti ve hala hep şuna da iddia ediyorum, kadınların el yeteneklerinin erkeklerden daha ince iş çıkarabilecek evet yetenekte olduğunu da hep iddia ediyorum. Daha sanat gerektirecek tabaklarda falan da hep o kadın elini görmenin çok daha güzel olduğunu hissediyoruz. Ne güzel. Efendim kadın eli değmesi çok önemli. Her şeye kadın eli değsin diyoruz. Evet. Bütün üretici, bütün girişimci, bütün kadınlarımızın tekrar tekrar yanaklarından öpüyoruz. İyi ki kadınlardan bahsettik. Şimdi hadi çorbaya başlayalım. Çorbamız var. Onu ben alayım istiyorsanız şu soğanların içine koyayım. Tabii. Koyalım. Bu yıllardır Alzheimer'lar nasıl besleyelim diye hep araştırma yaparlar. İşte omega 3 ağırlıklı somon balığı özellikle, bakliyat özellikle. Evet. Somon hep verirler hakikaten. Somon her zaman Alzheimer hastalarına veriliyor. O kitap için hazırlanan bir yemek yarışmasında bu yapıldı. Ha, bir yarışmacı yaptı yani. Evet, bunu çok tatlı bir hanımefendi yaptı. Çok beğenmiştik biz de. 10 üzerinden 10 vermiştik. Şimdi klasik biz tabii bir çorba yapıyoruz. Doydoy çorbası ama tereyağımız soğanımız var. Tereyağı bir de zeytinyağı. Zeytinyağı burada. Evet, güzel bir altın sıvı. Evet, güzel bir zeytinyağını altın sıvı. Zeytinyağını da çok severim. Size zeytinyağı getireyim ben birazcık daha. Ha. Dur bakayım. Tamam. Ben size Akhisar'dan da zeytinyağı tamam getireceğim. Anlaştık. Şimdi zeytinyağı, bir de Mehmet değil mi? Buyurun. Yani iki ayrı yağ. Tabii tabii. Ben bütün yemeklerde iki ayrı. Zeytinyağı, tereyağı. Evet, başka yağ değil zaten. Bence de.
Zeytinyağı ve tereyağı. Tereyağı yanmasını da engelliyor zeytinyağı. Bravo. İşin içine girdiği zaman. Yanma ısısını düşün. Hem de düşün. Lezzeti, ikisi birbirinin lezzetini tetikliyor. Yani katalizörlük gibi bir lezzeti daha çok ortaya çıkarıyor. İki tamamlayıcı ya bence. Pilavlarda da ben bütün pilavlarda evet, hep ben de zeytinyağı ve tereyağı. Yani hiç sadece tereyağıyla yapmam yani. Asla. Yani ki, isterseniz hani 5 kaşık, 3 kaşık zeytinyağı, küçücük bir tereyağı. Ama evet, mutlaka aynen öyle. Tereyağıyla zeytinyağını karıştırmak lazım. Artık hani tereyağı da şeyine ispat etti. Aklandı. Şimdi evet. Eskiden korkardık yani. Yıllarca tereyağından korkuttular aman bizi. Aman yemeyin. Yemeyin diye. Yumurta da öyleydi ya yumurta. Yumurta da aklandı. Tereyağı da aklandı. Kalp ve damar hastalıkları için efendim evet. Hocalarımız da öyle diyor değerli hocalarımız. Evet, hocalarımız da öyle diyor. Hocalarımız da hatta öyle her diyor. Gün birer yumurta yiyin ne diyorlar yani. Ben de çok yumurtacıyım, iki tane bazen kaçırıyorum. Ben de bir tane ben o yüzden ne yapıyorum? Ben bir bana yetmiyor. Bana da yetmiyor. O yüzden mesela bir gün yiyorum bir gün yemiyorum. Ben de öyle. Yediğim zaman ikişer tane yeme hakkımı kullanmak için. Ben de çok tek yumurta yesem ne olacak yemesem ne olacak? Bence de öyle. Domates falan da katıyorum ama yumurtasız olmaz. Evet, bence de. Şimdi burada kırmızı mercimeğimiz var. Bir de salçamız var tabii. Biraz evet, kavuralım bence. Evet salçamızı da koyalım. Biraz kavrulsun. Tarhanamız var ve arpa şehriyemiz var. Doydu çorbasında salça soğanı kavurduk. Evet. Sonra bir çay bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz vardı ilave ettik. Üzerine de yine tereyağı gezdireceğiz galiba. O tereyağını yok, gezdirmeyelim tamam, artık. Kesmek, tamam. İçine koyduk, koyduk nasıl olsa. Tamam. Şimdi kırmızı mercimeği koyduğumuz zaman şehriyeyi koyuyoruz. Tamam. Hiç korkmayın. Hiç de tarhanayı bir suda... Hayır hayır. İzleyicilerimize söylüyorum. Tarhanayı illa suda bekleteceğim. Yok canım gerek yok. Bravo. Gerek yok hiç. İşte yani suda bekletmeden koydunuz falan diyorlar. Yok yok hiçbir şey olmaz. Bunu ben de yaparım. Suda bekletmeden koyuyorum. O yüzden hiç... Bravo. Şimdi tarhanayı da bir güzel efendim. Çok lezzetli. Üç kaşık kadar. Birazcık da pul biber koyayım mı? Pul biber de koyalım. Az güzel olur. Şunların hepsini bir tencerede buluşturduk. Burada şeyler de var. Şey nane de koyalım. Nane de koyalım. Evet. İşte şimdi de burada tavuk et suyu, tavuk suyumuz var. Harika bir karışım bu. Biraz kavurduk. Çok kavurmayalım. Tamam. Evet. Foş diye bir vay ses. Vay. Kokular sardı değil mi etrafı? Ay şeyden de çok güzel geliyor ya koku. Dünyanın... Şu köftelerden de güzel kokular geliyor. Dünyanın en güzel baktım. Gelin çok güzel. Bakar mısın? Güzel. Ay bak. Ay nasıl kabardı yani. Bravo. Çok güzel oldu. Gülen Ay maşallah. İkinizin de eline sağlık. Sarı babla valla. İkinizin de eline sağlık. Ay dünyanın... İmece usulü evet, çok güzel. Dünyanın en güzel kokusu. Ben tarhana kokusu, biber dolması kokusu. Biber dolması da bayılırım. Tarhana çorbası kokusu. Evet. Dünyanın en güzel iki kokusu. Evet. Ay bir de nane de girdi ya nane burada şimdi. Nane de girdi yani. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz kesinlikle. Aslında. Yemek, hangi yemek bir şey? Mesela beğeniyoruz işte. Bir de dur tuz da katalım. Ben koydum bir lokma koymayın. Koymayın. Sen şu şeyi yapabiliyor tamam. musun? Ben şunu mu yapamıyorum. Dur ben de. Dur bir dakika. Bak nasıl yapacaksın? Yan döneceksin. Şöyle mi? Şöyle dur. Gel Mehmet sen bakayım. Sen bak Mehmet daha iyi. Yaptı. Çünkü neden? Onun kabuk kol kasları uygun. Benim boyum da uygun değil ama fena değil şu. Yaptık ya. Neyse. Evet. Yaptık onu da. Şöyle neyse. Bir şey yapalım mı? Hafiften olarak kaynamaya başladık. Evet. Bu da olmak evet, üzere baklavalarda. Birazcık temizlik yapalım. Temizlik yapalım. Yavaş yavaş yemekleri sunuma alalım. Sunuma alalım. Yani. Evet. Tamam, hadi bakalım. Anlaştık o zaman. Hadi anlaştık hadi bakalım. Evet. Temizliklerimizi yaptık. Köfteler nar gibi olmuşlar. Evet. Vay. Sara baba çok güzel olmuş. Çok güzel oldu değil mi? Şuna nar bakalım, gibi güzel. Evet. Evet. Yani çok şu dumanın üzerinde kaşarı erimiş. Erimiş. Alttan alıyorsunuz püresi. Üstte tane, köftesi. Çok bir de o sos. O sos sirenin içine de geçip gitti. O tarhana çok sos. Güzel oldu. Bu muhteşem bir iftar menüsü bence daha de oldu. Bence yani... Hatta bunun yanına sadece böyle bir hani bizimkiler salatayı çok seviyor evet. Gençler. Evet. Zengin bir salata. Güzel bir salata sırf evet. bu. Evet. Oldu da bitti yani bence hakikaten. Bence de öyle. Harika. Bu arada şey de çok güzel oldu. Ben de tatlıyı çıkarttım. He. Evet şimdi buradaki soğuk şerbetini vereceğim. Nar gibi kızarmış. Evet. Çok güzel bir rengi. Sana evet. bravo yani. Foş. Bu ikimizin eseri. Evet. Soğuk baklava. Soğuk baklava. Ama şimdi Mehmet bunun üzerine şey yapacağız böyle. Şimdi evet. Evet bir. Ben şurada yapacağım. Bir kase hazırladım. Bir İkisini birleştireceğiz. Çikolatada rendeliyorlar. Kakao var orada şeker kakaoyla var. Kakaoyla evet. Bu hani süt dozunu karıştırıyorlar. Ha süt dozu mu o? Evet. Bu süt dozu birazcık da kakaoyu karıştırıyorlar. Aslında çikolatalı baklava da vardır. Yani evet. Yapılıyor. Evet var yapıyorlar çikolatalı. Evet baklava. Çikolatalı baklava. Şimdi de böyle kırmızı bir baklava satıyorlar bir yerlerde. Evet doğru çünkü şey mor, çok moda.
oldu. Kırmızı pancar. Pancarla yapıyorlar. Evet. Kırmızı pancar antioksidan bir, hani bir, ya. Sana baba bir anlatıver nasıl yaptık bu tatlıyı? Sütlü şimdi mürenize. Bunu biz 20 kat altına baklava yufkası koyduk. 20 kat da üstüne evet. koyduk. Yağladık her yağladık. Katı yağladık. Tamam. Ortasına da fındıkları koyduk. Ceviz de olabilir, evet. badem de olabilir. Aslında bu kadar. Sonra dilimledik, dilimleyip fırına vermek verdik. Lazım. Üzeri bak ne güzel kızardı. Süt şeker şerbeti. Şerbeti de evet. sadece şeker eriyinceye kadar. Vanilya da koydunuz ama değil mi? Vanilya da koyduk. Doğru bak evet. unut biz Mehmet hemen gördün mü sen? Hemencecik. Evet. Şöyle hani bunu da böyle şurada, şöyle şununla alalım güzel, şöyle. Dur bakayım. Bunu da seviyorlar. Şöyle gençler bayılıyor. Ay, müthiş tatlı oldu ha. Değil mi? Evet. Şöyle bir tatlı oldu. Esasında kolay da ha. Çok kolay. Şey pratik. Yani. Bu hazır yufkalarla hani eskiden derdik alet işler el övünür. Şimdi blenderlar filan annelerimiz 40 kat açardı. Şimdi hiç gerek yok. Annelerimiz evet, çok de çok. Oldu. Bakar evet. mısın? Ha bir de dur sizin fıstık. Vay sizi fıstıkçılar sizi. Fıstık olmaz. Antep'ten fıstıkları almışsınız, getirtmişsiniz. Bol bol koyalım nasıl evet. bol fıstık. Gördün mü? Efendim böyle bol. Bu harika. Çok çektikçe de şerbeti evet, koyarız. Evet çektikçe koyacağız. Tamam. Süperiz. Şimdi o arada dursun. Çorbanın içine kase vereyim onu da koyalım. Evet çorbamız da bak. Çok güzel oldu. Kokusu. Ya bir de kıvamı da onu diyecektim. Evet. Tam evet. benim istediğim gibi olmuş. Bence de öyle. Kırmızı mercimek var, arpa şehriye var içinde, tarhana var. Harika bir çorba. Aklıma geldi. Buna bulgur bile, iri bulgur kesinlikle. Bile. Tamam, şuraya çok güzel olur. Ay çok güzel oldu bu da. Dur üzerinin nanesini de koyalım birazcık. Ha, bir de bir şey söyle. Bak. Mis gibi bu benim, korktu. Benim çorbalarıma benim, benzedi. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Ben de bu tip çorbalar çok yapıyorum. Bunlar o kadar doyurucu oluyor bence ki. De. Hiç bazen başka yemek yemeden kesinlikle sadece evet. çorba içerek bir öğünü atlama imkanı oluyor. Çok doğru. Yine yani ben şey olarak da söyleyeyim. Bu aynı çorbaya birazcık da kıyma kavururlarsa önden. Evet. Çok yakışacaktır. Aynen ve öyle. Protein ihtiyacınızı da aynı zamanda evet, alacaksınız. Evet minik tavuklar, kıyma kavurabilirsiniz. Evet haşlanmış tavuk var elinizde. Evet hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Somona da çok meraklılar. Somonu fırında evet. pişirdin, üzerine koydun. Çünkü bir kasede vitamin, mineral. Doğru söylüyorsunuz. Bütün ihtiyaçlarını. Ne diyor gençler? Kase. Salata da yapıyorlar ya öyle. Bowl. Evet. Bowl modası da var. Ben geçen haftaki yazımda yazdım. Bowl evet. modası. Sen bu. Ha. Ben sana bir tane Anadolu soslu bowl öğreteyim o zaman. Tahinle mi yapıyorsunuz? Tahinle pekmez katıyorum evet, sana. Nasıl tahmin ettim ama? Nasıl tahmin ettin ama? Ama hakikaten şimdi dünyada bu trend. Evet. Tek kase içinde yenen yemekler. Evet. Çok trend. Biraz doğu, uzak doğudan gelen bir evet, trend. İşte doğru. Ay bir de o işte Hawaii'ye gelmişti o pokeball evet, bowl'lar pokeball. Yapıyorlar. Gençler balıklı. Şimdi hafta başında bakliyatları bizim gelin hanımı yapıyor. Haşlıyor. Onları kaplara koyup buzdolabına koyuyor. Yeşillikleri doğuruyor. Akşam üzeri hepsini katıyor. Bir de bir et ya da işte evet. balık tabii. onlar. Bitti gitti bir kase. Ya esasında şimdi düşünüyorum da Ramazanlar içinde bu tip bowl tipi yemekler esasında iftar içinde her şeyi birden doyurup mideyi de çok fazla yormamak bence de öyle. Üzerine kurulu bir sistem şey, var. Tabii şimdi çok değişti artık hani her şey paketlerle geliyor evlere. Hani bir de daha bir ben şimdi çocukluğum hatta siz kendi çocukluğunuzun Ramazanlarını hatırlarsanız hakikaten bu bir iftar işi çok önemli bir işti değil sen mi? Sen ne diyorsun biz Ramazan'da evdeki telaşı anlatamam. Değil mi? Hep bir telaş. Annem diyor ki annem derdi ki Hasan Bey şu duvara da mı boyasak anne Hasan, babam derdi ki hanım boş ver babam da koşardı mutlaka gıda alışverişine taze işte neyse peynirler alınır tulum peyniri önemliydi pastırmalar seçilir alınır filan kuş gömü çünkü olsun o, pastırma derdi. Yani o bir o iftar şeyi bir bayram heyecanı gibi tabii. Bir telaş bir heyecan çünkü 11 ayın sultanı yani. Ramazan geldi derlerdi. Bir de esas şimdi ben şimdi Ramazan geldi. Ramazan'ı da yavaş yavaş bitiriyoruz. Bayrama geliyoruz. Bayrama geliyoruz. Bence şu tatlı hani bayram kesinlikle, günleri evet. için bence bayramlarda da evet. Tam ikram, çünkü bayramlarda da bir tatlı ikram etme adeti vardır kesinlikle bizde. Kesinlikle var. Yani benim annem 40 katlı yufka 40 katlı baklavalar yapardı. Bence hiç gerek yok. Yani bu tür tatlılar çok pratik. Çok güzel oldu ya. Herkes yapabiliyor. Zaten şimdi bayandım. Pandemide herkes mutfakta. Evet, herkes hiç evet, yapmıyorlar herkes, herkes bir eliyle işte evet. ekmek yaptı, pide yaptı, pizza yaptı. Aynen. Beni kesinlikle. Görüyorlar şöyle diyorlar. Sarap Hanım biliyor musun? Sarap teyze diyorlar mesela. Ben dün gece bir pide yaptım diyor. Bravo diyorum. Pandeminin en büyük faydası. Herkes yemek yapmaya mutfakta. Bir de üstelik şimdi hem Ramazan
Hem pandemi de hakikaten yasak da var bir de şimdi. Yasak da var, çıkamıyoruz yasak da var. Yani. O yüzden herkes mutfakta. Herkes mutfakta. Ama bu arada pandemi kilolarımız oldu. Oldu. Siz almamışsınız. Ben iyiyim değil mi? Hiç. Ben de zaten bekliyorum ki. Hiç almamış. Evet. Gülerem sen de demedin. Sarı Hanım iyisiniz. Ben bekliyorum ki bana desinler. Ben dedim ya. Sen dedin. Kapıdan girdiniz bir kere önce elbisenize iltifat ettim. Elbisen çok. Ne kadar şık bir elbise dedim yani. Allah'ım yarabbim. Ama ben bugün herkese anneler gününde verdiği şeyle Gülene'ye de daha göre gelmez. Ne güzelmiş bluzum dedim. Evet. Bugün ben de çok iltifat edeyim. Onun da oğlu 14 yaşına geldi. Blue çağ diyorum zor zamanlarda. Zor. Birazcık erkeklerin de uzun sürer. Ay ne tatlıydı bugün çok eğlendim. İltifat gördüm. Erkeklerin hep uzun sürüyor. Ben hala kendimi ergenlik çağında hissediyorum. Ergenlik çıkmıyor. Biraz erkekler. Biraz erkeklerde. Yaşlı bir ergenlik var bende. Biraz erkeklerde ergenlik. Evet. Kızlar hemen hallederler de erkeklerin uzun sürer. Güzel günleri olsun. Baksana şu ay çok iyi oldu bu da. Sütlü sütlü. Yani, bayılırım sütlü tatlıya. Yani iyi ki gelmişsiniz ve iyi ki bu tarifleri de yaptınız. Aa, ne güzel. Benim için de çok güzel oldu. Bence çok, izleyiciler için de çok ilham verici tarifler oldu hakikaten. Çok teşekkür. Bir istiyorsanız ben bir bugün tam olarak ne yaptığımızın üzerinden geçeyim efendim. Bugün sevgili Sahrap Soysal'ın iftar tariflerini yaptık. Neler mi neler yaptık. Doy doy çorbası için minik doğradığımız kuru soğanları biraz zeytinyağı, tereyağı karışımında öldürüyoruz. Tuz koyuyoruz. Daha sonra biraz da biber salçası ekliyoruz. Biraz daha kavuruyoruz. Kırmızı mercimek, arpa şehriye, tarhana, pul biber, nane ilave edip hafif soteledikten sonra tavuk suyunu veriyoruz ve pişiriyoruz. En son nane serperek servis yapıyoruz. Fırında patatesli anne köftesi için haşladığımız patatesleri biraz zeytinyağı ve tuz ilave ederek bir püre ezici yardımıyla püre şekline getiriyoruz. Fırın kabımızın tabanına bu karışımı yerleştiriyoruz. Köftesi için ise kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuz, karabiber, ekmek içi, kıyılmış maydanoz, karbonat, yumurta akığı, kimyon ve bir bardak maden suyunu güzelce karıştırıp köfte harcı tutuyoruz. Ceviz büyüklüğünde köfteler yapıp patatesli harcın üzerine yerleştiriyoruz. Sosu için ise tarhana, labne peyniri, süt, biber salçası, tuz, karabiber koyuyoruz ve çırpıyoruz. Daha sonra fırın kabımıza bu sosu da ekliyoruz. En son üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyup 200 derecelik fırında güzel bir renk alana kadar pişirip servis yapıyoruz. Soğuk sütlü baklava yani sütlü Nuriye için. Öncelikle baklava yufkalarımızı aralarını tereyağıyla yağlayarak 20 kat baklava yufkasını koyuyoruz. Üzerine çekilmiş fındıkları koyup aynı işlemi tekrar yapıp bir bıçakla güzel kareler şeklinde kesiyoruz ve fırına atıyoruz. Fırında altın rengi olana kadar pişiriyoruz. Ayrı bir yerde güzel bir şerbet yapıyoruz. Süt, toz şeker ve vanilyayı hafif ısıda tam olarak kaynatmadan şekeri erimesini bekliyoruz. Daha sonra soğuttuğumuz şerbeti sıcak baklavanın üzerine döküyoruz ve iyice çekmesi için bekletiyoruz. En son üzerine süt tozu ve kakao karıştırıp döküyoruz ve Antep fıstığıyla lezzetlendiriyoruz. Evet Sarabat'a gördüğünüz gibi biz iftar soframızı hazırlamış olduk. Bu nefis tariflerle hurmamızı, pidemizi de aldık. Biz iftara hazırız, biraz erkenden hazırladık ama olsun, kalabalığız da zaten. Kalabalık bir iftar sofrasıyız. O yüzden inşallah bizi seyrederlerken malzemeler, çünkü çok kolay bulunan malzemelerle bence yaptık. Bence de öyle. O yüzden evlerinde bu akşam denerlerse anneler gününde de bu tatlıyı yapıp annelerine ikram ederlerse. Gençler yapsın gençler bu tatlıyı annelere. Annelere. Bence de. Yani bence de o yüzden gençler yapsın, annelerine yapsınlar. Diyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Ay rica ederim. Yani her zaman çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok mutlu oldum. Bana iltifat ettiniz, beni çok güzel ağırladınız. Sizin o keyfim enerjiniz. Çok. Benim güzel enerjiniz. Ne tatlı yemek pişirdik. Bir de yemek etrafında toparlandık. Bir dünyanın de güzel yemek yaptık. Sofrası. Bana sürpriz yaptınız, anneme bağlandınız. Evet, benim oğlanlarla da görmüştüm. Gözlerim doldu ve şaşırdım hakikaten, bilmiyordum. Çok doğru. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Doktor Bey'e çok saygılarımızı iletin. Bahşesine efendim. Çok selamlarımızı iletin. Sağ olun. Oğlanlara da ceza aynı şekilde. Tamam. Ay ne güzel, bir kere de sizi yine anne oğlu almıştık ya. Evet. Ömer'le de geldi. Ömer'le de gelmişti. Çok böyle hamburger yapmıştık. Hamburger yapmıştık. Ay ne güzel bir bölümdü orada. Çok keyifliydi. Evet çok doğru söylüyorsun. O yüzden Ömer'e de özellikle ayrıca selam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim maalesef yavaş yavaş programın sonuna geldik. Tekrar hepinizin anneler gününü kutluyoruz. Umarım bu tarifleri evde denersiniz ve Sahrap ablaya teşekkür edersiniz. Ben teşekkür ederim. Ama ne yapıyorsunuz? Bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Evet. Bunları kaçırmamak için. Efendim bütün detaylı tarifler Fox.com.tr'de var.
Instagram, Facebook Mehmet Özer'le mutfakta da var. Ama yavaş yavaş da veda etme zamanı. Efendim teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz hepinizi.